Dur. Ben seni illah çekmek istiyorum. Bak. Herkese günaydın. Xeyirli hafta sonu olsun hepimiz için. Evimize hoş geldiniz. İsmina, sen de mi onlara katılayın? Bugün pazar. Bugün evdeyiz çok şükür. Yani birine gitmeyeceğiz. Dışarı çıkmayacağız. Aslan şey etme. Belin düzelt. Aslan evde sporunu yapıyor. Ay İsmina, bu kim gelmiş bize? Bu da Can Murat gelmiş. Usul Can Murat düşersin. Can Murat düşersin. İsmina'nın yanına gelmiş. Dışarı güneşli ama soğuk, hava soğuk. Dışarıdan cemleri silecektim ama çıktım üşüdüm, geri girdim, soğuk. Güneş var ama soğuk. Sonra Aslan beni düzelt. Allah Allah, bu Timur. Yerine koy Timur, ne olursun. Ben evleri hep topladım da, yatakları her yeri topladım. İsmina. Sadece süpürüp silmek kaldı. Bunlar oynayır, bunlardan silemeyirim. Bir de kapiler. O günleri demiştim ya, kapileri sileceğim. Hele silemedim. Hele elim değmedi ki. Vaktim olmadı ki bu kapileri sileyim. Yani vaktim olduğu zaman ben yorulmuş olurum ya da bir şey, kendimi kötü hissediyorum. Hey. Başka vakti de işte vaktim olmadı. Öyle kaldı. Bugün bu işi yapmam lazım. Çünkü yarına işlerim var. Bir iki kağıt işleriyle de çıkmam lazım. Aslan'ın işleri. Sporumuz var. Doktorumuz var. O yüzden bugün işlerimi halletmem lazım. Bunlar oynar, doyar ki ondan sonra. İsmina, sen ne kötü bağırmaya başladın kızım? 2000 tengemiş. Nereden aldın? Bu oğlan parası seç kalmaz, he mi? Bakın bakın. Ne durum? Bu bizim 2000 maat. 2000 tenge 80 lira oluyor bu. 80 lira para. 2000 tenge. Navruz'a mı yığıyorsun? 21'inde şeyde parkta kutlamalar olacak demiştim ya, Navruz'a. Oraya para yığıyormuş kendine. Şamil onda. Aslan davay canım et. Ben de bunda dışarıyı da göstereyim mi size? Bunu buraya koydum ki dışarı çıkartmak lazım. Boş kavanoz. Dışarıda bakın böyle. Ben de buraları sildim sabahını. Videodan bakanda yani ki çok güzel kapsayacak ama öyle değil. Sağlık. Cemleri bile silemedim diyelim ya, sağlık. Oraları yakayacaktım. Oraları kaldı bugün. Allah, bunlar duracaklar. Cem açıktır da şey oluyor. Bu Timur hala büyümemiş. Bunda da buraları da sildim topladım. Şimdi bunu yerine koymam lazım. Bir de gemik koydum. Gemikler koydum. Pişsin demiştim ya, lahana çorbası. Dün lahana almıştım ya. İşte ondan lahana çorbası yapacağım. Bir de şimdi tokaca hamur yoğurmak istiyorum. Çoktandır. Timur. Çoktandır tokaç yapmamışım. Dedim ki hamur yoğurayım da tokaç hem de çorbayla yeğilir yani dedim. Bugün haberlere baktım sabah sabah. Kahramanmaraş'ta gene deprem olmuş. Geçmiş olsun Allah. Bilmem ne diyeceğim de şaşırdım. İnsan her şeye havasın kaçtı. Bilmem yani ben bunda, bizler bunda böyle kendimizi şeyli hissediyorsak, havasımız bir şey kalmamışsa, ondakiler ne hissediyor hiç aklım bile almıyor. Allah sabır gücü versin. Allah saklasın hepinizi. Hepimizi saklasın. İşte öyle arkadaşlar. Ne diyeceğimi de unuttum. Meyli ben onda buzluktan süt çıkarttım ki birazcık açılsın da işte hamurumu yoğurayım. Bir de yenge şey durdu. Bulaşıkları yerlerine düzeceğim. Öyle işte. Bak Timursuz ne güzel oynuyorsunuz he mi? Geçsin Timur kapıda oynasın. Aslan düzelt beni. Biraz 5, bak 3 dakika rahatlan sonra gene başla he. Oldu. Bir saat içinde nelerin olduğunu, nelerin değiştiğini size göstereyim. Asim bunu ağırlatacağım. Bu nedir bilir misiniz? Yok çoğunuz bilmiyor. Siz yani uzakta olanların çoğu bilmiyor bunu nedir. Asim ağırlatırım size nedir. Birinci bundan başlayayım. Gemik pişti. Bunları hazırladım. Bu çorba olmayacak. Bunu turp soydum ki çocuklar yesinler. Bu da çorba hazırlandı. Şimdi gemikten eti ayıracağım. Çünkü bu çorbanın içinde gemik çok kaynıyor. Biraz sonra korkuyorum çocuklar yanında içinde gemik olmasın, isminin yanında.
Gemikten eti ayıracağım da ele edeceğim şimdi. Bunu başlayacağım etmeye. Bunda hamur yoğurdum tokaça. Az yoğurdum ben. Tokaç yarına kalan da sevmiyorum. O kadar ki şimdi evle. Bir de akşama yetse bol bir sıcak sıcak yiyilsin. Bol da az bir şey mi yoğurdum. Bu tabakları aldığımda iyi oldu. Görür müsün? Şimdi havasından günde hamur yoğur yerim. Bakın az bir şey hamur yoğurdum. Tabakta büyüklüğü de çok az görüyorum ama şey... Belki boş evle yeter, sıcakça yeyilir, boldu ben zaten derim öyle, çok istemedim yoğurma. Tokaçta sütüne yoğur yerim. Yani diyemem neyine katen lazım, una göre. Mesela ben bu katen hamura iki tane yumurta, birazcık tuz, birazcık şeker, kuru maya, bir de süt. Ondan yoğuruyor, bir de hamuru, bakın. Bir de yumuşacık hamuru. Bundan da yumuşak olur hamurunu etmek. Ben böyle yedirim. Nergiz bizim bundan da yumuşak edir hamurunu. Bazıları tokaçın hamuruna hem su hem süt katıyorlar. Yani sütü daha çok, su da katıyorlar birazcık içine. Ben su katmıyorum. Eleken sütüyle yoğur yerim. Öyle işte bu tokaç olacak. Sonra gene yağladım. Ne oldu aslan? Gene mi yiyeceksin? Ha, şimdi buna sıra geldi arkadaşlar. Bu sümelek. Sümelek nasıl size şimdi anlatsam. Kendim de iyi bilmiyorum de hiç bunun yapıldığını da görmemişim. Kendim de hiç yapmamışım. Bu bağırın geldiği nasıl desem size. Mesela şimdi Navruz bayramı olacak dedi mi ülkemizde. Mesela Kazaklarda, Kazak milletinde Navruz bayramında Navruz köje diyen yemek yapıyorlar. Bilmem nasıl içine tahıl katılıyor yanılmıyorsam. Tahıl, et, her şey. Onu sadece Navruz'da yapıyorlar. Yani bağırda Navruz bayramı gelende o Navruz bayramının şeyidir. Nasıl size anlatsam. Yani onsuz olmaz. Navruz bayramını ondan karşılıyorlar. Navruz köje yapılıyor. Böyle komşu yığıyorlar ya da dışarıda böyle yapıyorlar büyük kazanda. Öyle yemek, Navruz köje deyilen yemek, tadına bakmışım. Bizler yapmıyoruz o yemeği ama Kazak milleti sağ olsun yapan da böyle konu komşuya dağıtıyorlar ya da çağırıyorlar evde yemeğe büyük kazanda, çünkü yapılıyor, herkes çağırıyorlar, yığıyorlar. İşte onların o Navruz'da o yemek yapılır. Bu da yani böyle şeyli söylemeyeyim de bu Uzbekistan'ın şeyidir. Bu da Navruz'da nasıl desem, Navruz yani Uzbekistan'da bunu yapıyorlar. Şimdi beni Uzbekistan'dan izleyenler çoktur, hem Uzbek bacılar izliyor hem Türkler çoktular, ama en birinci takipçim, en sıkı yazan Sabagul Salimovna abla şimdi görse yani nasıl anlatsam size bilmiyorum. Mesela bunda işte nereye? Yok, gitmiyoruz. Dedim ya, Navruz'da Kazak milleti o Navruz köje çorbasını yapıyorlar. Azerbaycanlılar mesela tatlılar var ya, güzel güzel tatlılardan şeker bura, onları sofrada olmalı. Üzbekistan'da da işte bu Navruz'un şeyidir. Sümelek, bu neyle yapılır diyeyim mi size? Tahıl birazcık büyüğü değil. 3 gün tahılı büyüğü değiller. Böyle yeşil oluyor ya tahıl. Sonra onu yüğü değiller. Yani bunda 3 şey var. Un, tereyağı, bir de tahıl, yeşil tahıl. Bunun yapılması bence çok zor, et yapmamışım ama böyle izleyebilirsiniz. Yani kim merak ediyorsa, yapılması çok zor. 3 gün yapılıyor. Onu 3 kez geçiriyorlar, yüğüdüyorlar. Sonra 3 gün daha bilmem kazanda ateşin altı sönmez ya, 3 gün mü ne bu kaynıyor. Hep karıştırıyorlar bunu sürekli, ele yapılıyor. Nasıl desem, niyat edip yapıyorlar. Sonra da işte bana bunu şey getirdi, sağ olsun, Allah razı olsun, ne niyatıyla yapmışsa da Allah kabul etsin, eltimin kızı getirdi, büyük kızı, bu tabağı dolu getirdi. Şimdi ben bunu oturdum yedim. İlk kaşığı alanda niyat ediyorsun arkadaşlar, dilek ediyorsun, dilek tutuyorsun. Çocuklar, şimdi bizim çocuklar bunu bilmiyor nedir, yani şimdiki çocuklar bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Bir kaşık hepsine verdim, dedim ki içinizden dilek tutun, bir de verdim hepsine, yarısını ben yedim. Şimdi gene oturup yiyeceğim, dedim ki size göstereyim bunu. Zannederim ki, şimdi bilmem, belki yanılıyorum, kusura bakmayın, bu bize Uzbekistan'dan gelmiştir. Yani eskiden Türklerin çoğu Uzbekistan'da sürgün olan açan Uzbekistan'da yaşardılar ya, onlar işte ondan gelenlerden zannederim ki bu edet kalmıştır. İşte bizde de Türkler yapıyor, böyle bağırın yapıyorlar, ama bu Uzbekistan'ın şeyidir işte, Navruz'un geldiği, bağırın geldiği, böyle şey.
Bilmem anlatabildim mi? Anlamadım zannederim. Merak edirseniz şeye yazın. YouTube'da Google'a yazın, onda okuyabilirsiniz. İşte Sümelek duradı. Ben bayılırım, çok seviyorum. Çok seviyorum ama kendim yapmamışım. Bunu zaten bir insan yapamaz ki. Bunu böyle 2-3 insan olacak böyle sürekli diyorsun. Diyelim 3 gün yapılıyor bu. Karıştırmak lazım. Yani bunu bir tek insan yapamaz. Büyük kazanda yapılıyor. Bir kereluk. Mesela Eltem'in kızı dedi ki komşumla birlikte yaptık dedi. 30 bir şey litre çıktı dedi ki bundan. 30 bir şey litre. Onu sonra bölüyorlar. Kimler yapmışsa onlar bölüyorlar. Böyle konu komşuya, cigara dağı diyorlar. Dilek ediyorlar. Öyle işte sebep. Böyle diyeyim size. Çok da anlamadım. Kendim de pek iyi bilmiyorum. Arkadaşlar Allah kabul etsin. Niyatına yapılmıştı da ben de ilk kaşığımı aldım. Dedim ki ya Rabbim dünyamıza tınçlık ver. Türkiye'mize tınçlık ver. Allah yardımcısı olsun. Herkesin Müslüman dünyamızı Allah saklasın. Şimdi ben çorbamı başlayayım. Sonra bunu rahat rahat oturayım da yiyeyim. Benim çorbam hazır. Ben altını kapattım. Şemil'le Aslan. Tokacı beklemek istemediler. Onlara töktüm, onları yediler. Böyle çorba. Hep çorbaların içinde bu çorbayı çok seviyorlar. Bu ne? Bir de mercimek çorbasını çok seviyorlar. Kaymağına yiyorlar bu çorbayı. Meyli ikisi yedi. Biz de dedim ki biz de tokaç pişsin de sonra da biz de yiyek. Onlara biraz tökmüştüm zaten. Gene de otururlar bizimle. Bunda yağını koydum da. Bunda da hamurunu hazırladım, açtım, kestim. Bakın böyle biraz daha kalın etseydim daha iyi olurdu ama olsun. Meyli küçücük ettim hem de yuha yuha ettim. Böyle bundan kestim. Bunu çoktandır arıyordum. Hep bıçağla kesiyordum da ben. Bu tokaç kesendir. Bakın böyle tokaç kesen. Çoktan arıyordum bunu. Almıştım ama benim bakın bilesiydi. Bu şeyleri yanları çok ince de bakın. Bakın böyle. Bundan olmuyor. Bundan başka hamuru kesmek olur ama böyle şeyli kuru mayalı hamur kesilmiyor. Bundan işte çok güzel kesildi. Böyle küçücük kestim. Şimdi bakın ki yağ hazır oldu değil mi? Bunu da pişireyim de sonra da oturak yağ. Daha olmuş. Her tokaç pişirende sözümü biliyor size mi? Yani ben hep bakanlar biliyor. Birincisi nenem meselki diğeri de öyle olsun. Birincisi şeydir. İtin kısmet hep öyle diyirdi nenem. Birinci tokaç itin kısmet. Bu ite verin diyirdi. Ama itin yerine kim oluyor? Tövbe estağfirullah aslan. Bizde de diyor itin yerine kim oluyor? Köpeğim. İt yani köpek. Bu tez pişti. Altını kapadım. Biraz kapadım yok da birazcık azladım ki içi pişmez, ağırdan bile pişsin. Yoksa tez pişirmeye başladı bu yağ. Çok kızmış. Böyle. Bu da kalmadı. Sadece bu işte. Bunu da pişireyim de bu oldu. Bu kadar oldu. Birazcık eltelerime yollayayım. Bu bizde hep yeğilmeyecek. Sıcak sıcak onlar da yesin. Yok bunları da sonra. Bunda bir tavasını az kalsın yakacaktım bakın. Zalina ile konuşuyordum da telefonda. Zalina Eltim'in kızı, yakınlarda doğum gününe gitmişti var. Ondan konuşuyordum işte az kalsın bir tava yakacaktım bir tarafını böyle. Ha bu arada ne diyecektim? Zalina ile neden konuşuyordum? Instagram'da sayfa açmış kendisine. Zaten annesinin evindeyken çok güzel tatlılar yapıyordu.
pastalar, bir şeyler. Çok güzel elinden yemekler de çok lezzetli ediyor Zarina. İşte kendine sayfa açmış. Diyor ki böyle, yani kime, buradakilerine söyleyelim onu. Kime şey, meringa ve rulet, pirog, pasta, tort yani. Blini, öyle bir şeyler lazım olsa, tatlı bir şeyler. Sayfasını buraya altına koyacağım da yazarım şimdi altına sayfasını Instagram'ın. Oradan sipariş edebilirsiniz. Buradakilerine onu söyleyelim. Uzaktakiler zaten sipariş edemez ama uzaktakiler Instagram'ına abone olursalar işte çok sevinirim. Hem de benden gittiğinizi yazsanız daha çok sevinirim. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Instagram'a da zaten koydum. Onu da Instagram'da olanlar zaten görmüştür. İşte bundakilerine diyelim, altına sayfasını yazarım. Zaten bir şey yoktur. Yeniler de başladı. Şimdi bir şeyler yapacak, onları paylaşacak. Hem sipariş alacak tatlı bir şeylere. Onun için de altına yazacağım. Geçin, abone olun. Şeydin. Öyle yani. Bakın neler yapacak, neler paylaşacak. Kime lazım ise, yakındakilerine sipariş etmek lazım ise sipariş de edebilirsiniz. Altına yazarım arkadaşlar. Şey olun, destek olun. Ben de çok mutlu olurum. Unutmasam altına yazmayı. Yani burasına yazarım. Instagram'a yazarsanız eve çıkar sayfası. Bunu da düşüreyim de bu oldu. 3 tane yedim, bundan doydum. Daha çorba içtemem ben. 3 tane yedim, gene de yardım sıcak. Sıcak buluçka, sıcak tokaç, sıcak ekmek. Ekmek. Biz ekmek diyoruz arkadaşlar. Zaman ki düz söylemedim. Biz ekmek diyoruz. Türkiye'de ekmek. Yani ekmek olsa da, ekmek olsa da onu da sıcak sıcak çok severim. Ama işte karaciğer problemlerim var benim de. Böyle bana sıcak sıcak olmuyor yemek. Sonra 2-3 saat yat yerim bile. Midem bulanır. Gene de şey demiyorum. Sıcak yerim ya tokaçtan. Vazgeçemiyorum. Çok seviyorum. 3 tane yedim, kendimi tuttum da. Buldu, bunu da pişireyim de eltilerime yollayayım sıcak sıcak. Bir de sofraya koyayım. Bacılar, ben şimdi eminim. Ben bunu da pişirende sizinle konuşurken kaç tane içinde diyirdiniz ki Selim'e tabağa dikkat et, tabağa dikkat et. Çünkü ben hep bile video çekerken konuşuyorum. Yani bir şey yaparken bile tabakları eri diyelim. Bakın bu da az kalsın, bu da eriyecekti. Egirilenmiş bile sıcaktan. Bakın. Yani ben konuşurken ağlamıyorum bir şey de, böyle gazın yanında duruyor. Ben bunu da pişiriyorum. Konuşuyorum. Bakın az kalsın neredeyse eriyecekmiş. İyidir ki bir tabak almıştı, yoksa gene degişip gene pişirecek olsaydım bu. Bugün bunu da eridecektim. Bakın. Bakın burasına. Çok üzülürdüm gerçekten de, çok beğendim çünkü bunu. Bakın egirilenmiş bile, Allah'ım. Yani güldüm kendi başıma, bunu aldım şimdi buraya koyayım da bunu da eltime yolleyeyim. İşte bakayım, bu çok sıcak ama aklıma geldi ki siz biliyorum kaç tane içinde ağnadız. Dediz bile bana, çünkü öbür defede de krep yapanda bile tabağı eritmişti mi? Onda kaç tane az yazmıştınız ki Selim'e, ben diyirdim sana ki Selim'e tabağı kaldır, tabağı kaldır. Bunda da işte güldüm diyelim ki ağnadılar, gene diyirdiler. İşte ben işlemiyorum sizi böyle, görüyor musunuz? İsmina! Bakın bize kim gelmiş. Oturduk, çok iyi geldi. Vallahi billahi çok iyi geldi. Oturduk, söyledik. Can Murat! Benim yardımcım da kırıldı, yoksa bak dibler görüyor. Yere düştü, kırıldı, buldu, almak lazım. Şey, sen halan adı neydi? İnak da diyelim videolarda. Bibin. He, Bibin bu işte. Bibin. Diyelim ki bibisi, halası. Öyle. Oturduk, söyledik, çay içtik. Şimdi de ne edeceğiz? Eve gideceğiz. Sen onu kırdın, ha ismini? Yok, Timur kırdı, ben kırmamışım. Timur'dan zaten ne kalıyor? Çamaşır yakıyordu ne gülüm? Oy maladiyet. Bu işliyor teyzeleri. Altına, içine şeyini koymak lazım. Bir şey, burası dönüyor, bir şeyler oluyor. Ütün anne kızım. Ütün. Bunu babası almıştı bunu. Ütüyen ne bile ütülüyen? Timur gene kırdı.
Hele bak o kırılmazdı kızım, hele demesen de Timur'a atma şey. Timur kırmış. Boldu oyun öyleyse. O günler bir yorum vardı, bu gülün adı nedir? Yani onu yersen bu gülün adı dollardır. Dollar gülü. Zaten bir tek gülüm kaldı. Bunu da sağ olsun Halide abla vermişti bana. Böyle büyüdü, küçücük idi. Büyüdü. Bu da nereye gitsem her yerde bana rast gelir. Ne diyecektim? İltimler gitti. Ben de buraları yakadım, sildim, süpürdüm. Bir şey daha çekmek bugün istemiyorum. Çorba yapmıştım ve çorba çok güzel olmuştu. Oturduk, eltim kızlarıyla gelmiştim. Bu arada küçük eltim, yani küçük diyelim de ben yaşıyla ben ondan küçüğüm. Ama nasıl desem, yani anlatmıştım ben size. Çünkü küçük kayınım, yani kayınım en küçük olduğu için oğlanlardan, o yüzden işte küçük elti diyelim ben. Ne diyeceğim bir de? Bir şey gene diyeceğim. Yani Zalina'nın annesi bu. Zalina'nın annesi. Belki bilmeyenler var da söyleyeyim. İşte gene bir şey diyeceğim. Kızlarıyla gelmişti, birlikte gelmişti. Oturduk, çay içtik, söyledik. Çorba güzel olmuştu. Çorba oturduk, birlikte yedik. Akşama çorba daha kalmadı. O yüzden ben de bunu çıkarttım. Şimdi birazcık ismin aynen şey edeceğim. Bir şeyler de yok yani, yazmak istiyormuş, bir şeyler istiyormuş, ismini aynen bırak, biraz vakit geçireceğim. Akşama daha bir şey yapmayacağım, bunu yaparım çükelük. Bunu yaparım. Çocuklar yiyor da, belki yanına bir salat da yaparım, bir lahanalı havuçlu salat. Öyle işte, akşam yemeğimiz bu olur. Bugün daha bir şey yapmak istemiyorum. Kulağımda da bıcır bıcır sesler gene başladı. Soğuk mu aldı kulağımı ya da su mu girdi bilmem, sanki böyle su var kulağımda, öyle oluyor işte. Bunda da üzüm yakamam lazım, bunu da yakayım. Dışarısı yani soğuk. Dışarıda iş yok, soğuk. Cemleri yakamak istiyordum ama bugün değil. Bugün istemem. Hem kendim istemiyorum hem de dışarısı soğuk. O yüzden dedim kimi daha bugün bir şey çekmeyeceğim de bugün bu kadar olsun. İnşallah yarın gene görüşürüz. Yarın bir şeyler çekerim. Bugünlük bu kadar. Video olsun, kısa olsa da. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öptüm sizi hepinizi. Hoşça kalın.